Evden gelen ağlama sesi dışarı kadar gidiyor, sessiz sessiz ağlayan genç annenin ağlamasını biricik kızının ağlama sesi bastırıyordu. Birkaç komşu ellerinde tabaklarla daha 28 yaşında dul kalan Hatice'ye bas sağlığına gelmiş, onu teselli ederken bir yandan da aralarında ''Hatice genç yaşta bir başına çocukla ortada kaldı. Ev kira, işi yok. Kimi kimsesi de yok. Ne yiyip ne içecek? Aybaşı gelince kirayı nasıl verecek? Bizim de halimiz belli. Zar zor geçiniyoruz. Ona yardım nasıl ederiz?'' diye konuşurlarken evlere temizliğe giden komşulardan biri ''Hatice, temizliğe gittiğim zengin bir ailenin çocuğu olmuyormuş. Evlat edinmek istiyorlarmış. İstersen Zehra'yı onlara evlatlık ver de çocuğun hayatı kurtulsun, rahat etsin. Sen de başının çaresine bakarsın.'' dedi. Hatice komşusunun sözleri üzerine biricik yavrusunu ondan alacakmış gibi Zehra'ya sıkı sıkı kavradıktan sonra ''Yavrumu asla kimseye veremem ben. Teklif yapan genç kadın, gel beni dinle, pişman olmazsın. Zengin bir aile. En azından kızın rahat etsin.'' dese de Hatice, ''Vermem yavrumu, kimseciklere emanet edemem.'' diyerek hıçkırıklarla ağlasa da birkaç gün sonra ev sahibi kirayı veremeyeceğini düşünerek evden çıkarmak isteyince komşu kadından utana sıkıla kadına kızından bahsetmesini ve ailenin de ev adresini vermesini istedi. Komşu kadın kızı için aileyle konuştuktan sonra çocuğuyla birlikte hazırlanıp adrese gitti. Kapıyı açan hizmetçi kadına evin hanımıyla önemli bir konu hakkında konuşmak için geldiğini ve evin hanımını çağırmasını istediğini söyledi. Komşusu daha önce kadına konudan bahsedince evin hanımı ''Gelsin bir çocuğu görelim, bakalım alışabilecek miyiz?'' dediği için kızını hazırlayıp gözlerinde yaşlarla yola düştü. Kimi kimsesi yoktu. Var olanlarda sahip çıkmaya niyetli değildi. Evin hanımı telaşla geldi ve hizmetçi kadını gönderip Hatice ile birlikte içeri geçti. Küçük çocuğa gel gel deyince çocuk gülümseyerek kadının yanına gidip ona sarıldı. Kadın da onu kucakladı ve ''Sevimli, güzel bir çocuk. Onun karşılığında bizden ne istiyorsun?'' deyince Hatice ''Yanında kalmayı'' diyebildi. Ama ağzından çıkan sözler evin hanımını hiç mutlu etmedi. Kadın yüzü asık, mutsuz bir şekilde. ''Çocuk seni görünce anne der ve bana bağlanır mı sence?'' ''Olmaz bu iş, sadece çocuğu ver ve karşılığında ne istersen verelim.'' dese de Hatice direndi. Kadına ''Hanımefendi, babasının bana emaneti o. Ne olur izin verin kalayım.'' deyince kadın gönülsüz bir şekilde ''Kal ama bir yabancı gibi davranacak. Benim vereceğim terbiyeyle asla karışmayacaksın. Onu kucaklamanı, öpmeni, saçına dokunmanı, hatta onunla konuşmanı bile istemiyorum. Anladın mı?'' deyince Hatice ''Hepsini kızımı okutmanız ve doktor çıkarmanız şartıyla kabul ediyorum. Yavrumun babası genç yaşta ince hastalıktan vefat etti. İsterim ki iyi bir hekim olsun. Vatanına, milletine hizmet etsin. Varsın anasını ana olarak bilmesin. Ama yeter ki gözümün önünde olsun. İyi olduğunu bileyim.'' dedi ve o günden sonra Hatice'nin çileli günleri başlamış oldu. Kızı onu görmesin diye kendisine ayrılan dar bir koridoru andıran odasından çıkmıyor, yavrusunun istikbali için ondan ayrı kalmaya dayanmaya çalışıyor, Rabbine dua ediyor, ondan yardım istiyordu. ''Ya Rabbi, sevgili Habibin, insanlarla bir arada yaşayan ve onların eziyetlerine sabreden mümin, insanlarla bir arada yaşamayan ve onların eziyetlerine sabretmeyen müminden daha büyük ecre nail olur.'' buyuruyor. ''Beni sabreden kullarının arasına kat ve evladımı da hayırlı bir insan eyle. Ona doktorluk mesleğini nasip eyle. İnsanların dertleriyle dertlenen, ilgili ve bilgili bir insan olabilmeyi ona nasip eyle.'' diyerek duasını ettikten sonra amin dedi ve elini yüzüne sürerek gözlerindeki yaşı sildi. Kendisine ayrılan şu dar kuytu odaya ne halini ne de hatırını sormak için hiç kimse girmezdi. Evin hanımı yasaklamış, çocuk unutana kadar odandan çıkamazsın diye iyice tembihlemişti. Yavrusunun günlerce anne diye attığı feryatlar artık kesilmiş, Zehra yeni annesine alışmış, onların ona sunduğu tüm imkanların süsüne kapılmıştı. Annesinin, babasının ona alamadığı oyuncaklar, güzel elbiseler daha çocuk yaşta Zehra'ya annesini unutturmuştu. ''Hatice,
iki duvar arasında tek başına otururken ibadetini yapıyor, namazını kıldıktan sonra ve ne zaman dua etse yavrusuna ve ona sahip çıkan hanımının dudaklarından mahrum bırakmıyor. Canı sıkıldıkça elinde kalem, Zehra'sına belki bir gün okur diye içini döküyordu. Zehra arkadaşlarıyla eve geldiği bir gün arkadaşlarından birisi Hatice'yi eliyle işaret etti. "Annen mi?" diye sorunca Zehra'nın gözlerinde büyük bir öfke belirdi ve kıza "Benzete benzete, beni bir hizmetçi parçasına mı benzetiyorsun? Bak benim annem orada." diyerek Leman Hanım'ı gösterdi ve sonra gidip ona sarıldı. Ve Hatice'nin duyabileceği şekilde onu kovmasını istediğini söyleyince Leman Hanım Hatice'yi daha sonra kenara çekti ve "Görüyorsun, kızım seni istemiyor. Eski mahallende sana küçük bir müstakil ev satın aldık. Hesabına da geçinebileceğin kadar para yatırdık." diyerek valizini toplamasını, kızının böyle istediğini özellikle vurguladı ve evden gitmesini söyledi. Hatice yavrusundan ayrılacağı için sabaha kadar ağlamış, gözleri ağlaya ağlaya şişmiş ve hiç uyku uyumamış şekilde sabahladı. Birkaç parçadan oluşan valizini eline aldı ve odadan çıkmadan defterini belki kızı bulur da okur diyerek yatağın altına koydu. Ana yüreği işte. Gitmeden yavrusunun son kez bir daha sesini duymak, yüzünü görmek istiyor, evden ayrılış saatini hep bu sebeple tehir ediyordu. Derken kızının o cıvıl cıvıl sesini işitince çocuğunu son bir kez görebilmek için valizini alarak kapıya çıktı. Zehra onu görünce yanındaki arkadaşına "Nihayet gidiyor" diye söyleyerek güldü. Hatice kızının sözleri üzerine kafasını Zehra'sına çevirdi. Zehra annesini son kez gördüğünden habersiz ona bakıyordu. Aslında kendisi hiç anlam veremiyordu ama bazen ona karşı kanının kaynadığını hissediyordu. Kadının yüzüne baktı. "Ne kadar mahzun, ne kadar üzgün. Demek buradan ayrılmak istemiyor. Ama neden?" diye düşünerek arkadaşıyla odasına çıkmaya hazırlanırken Hatice çoktan valiziyle uzaklaşmıştı. Bir süre yürüyen Hatice'nin üzüntüden kalbi teklemeye başladı ve geçirdiği kalp kriziyle olduğu yere düşüp kaldı. Zehra sebebini anlayamadı ama içini nedensiz bir hüzün kapladı. Arkadaşına "Sen odama çık, ben de birazdan geliyorum" diyerek yıllardır önünden geçtiği ve o merak ettiği, kadının da bırakıp gitmek istemediği odayı incelemek istedi. Kapıyı açınca ağzı bir karış açık kaldı. İçerisi çok dar, minik bir penceresi bulunan kiler gibi bir yer. "Bu kadın burası için mi bu kadar ağlamış?" diye düşünse de kadının mahzun, hüzünlü gözleri gözünün önünden gitmiyor. Sebep bu olamaz dercesine odayı araştırıyordu. Derken gözüne yastığın olduğu yer ilişti. Merakla elini yastığın altına soktu. Eline bir şey çarptı. Çıkardığı zaman defter olduğunu fark etti. Unutmuş büyük ihtimalle diye düşünüp defteri geri koymak istedi. Ama defter yorgana takılıp yere düştü. Zehra yere eğilip defteri aldı ve kapattı. Başkasına aitti. Okuyamazdı diye düşünürken defterin arasından bir fotoğraf yere düştü. Fotoğrafı yerden aldı ve dikkatle ona baktı. Fotoğraftaki adama ve küçücük çocuğa takıldı gözleri. Anlam veremediği şekilde kanı ısınmış, sevmişti onu. Ne şanslı çocukmuş, bene kadar da mutlularmış diye düşündü, resimdeki adamdan gözünü alamadı. Ne yazmıştı hizmetçi kadın? Kocası çocuğu neredeydi? Merak içerisinde defteri açıp okumaya başladı. "Zehra'm, gözümün nuru, gönlümün çiçeği, Allah'ın bana ve babana lütfettiği dünyalar tatlısı güzel kızım. Bilmiyorum, belki bir gün gerçeği, yani benim senin annen olduğumu öğrenir misin? Ve öğrendiğinde beni suçlar mısın? Yoksa beni affeder misin? İnan ki hiç bilmiyorum canım yavrum. Babasının emaneti güzeller güzeli prensesim. Bedenen yanında olamasam da aklım fikrim seninle dolu. Gecemde sen, gündüzümde sen. Ah bir bilsen, seni o kadar çok özledim ki. Hasretin ciğerlerimi dağılıyor yavrum. Sen ağladıkça yerimde duramadım. Uyku dahi gözlerime gelmedi. Aynı evin içinde sana dokunmak, konuşmak ve sevmek yasaktı. Senin hasretinle yanan bu yüreği, yaralı ananın hislerini anlamaya çalış. Ve bana kızma olur mu yavrum? Ela gözlüm, gözlerinin renginin babanın göz rengine ne kadar çok benzediğini,
Seni canından çok seven babanın da ince hastalıktan öldüğünü bilmeni isterim. Babanı kaybedince senin doktor olmanı canı gönülden istedim. Ve doktor olabilmen için seni bu aileye verdim ama ben de şu genç yaşta hasretinle eriyip iğne ipliğe döndüm. Senin yanında olup seni kucaklayamamak, gül yüzünden öpememek beni ne kadar incitti biliyor musun? Geçenlerde anne diyerek kollarını açmış bana doğru koşuyordun. Kalbim heyecandan duracak gibiydi. Lakin bana değil, Leman Hanım'a sarılınca kalbim o kadar incindi ki bilemezsin yavrum. Uğrunda ne kadar çok da üzülüp de ağladığımı kızım. Anlaşılan artık beni unutmuştu diye düşünerek hislerime yenik düştüm ve gözlerimdeki yaşlara da engel olamadığımdan odama gidip saatlerce senin için ağladım. Seni ne kadar da çok sevdiğimi bilmeni isterim. Rabbime dualar ediyor, ona yalvarıyorum ve hasretine dayanabilmek için ondan bana güç vermesini istiyorum. Bazen çok daraldığımda mahalleden bir arkadaşımın yanına gidiyorum. Onun sen yaşta kızı var. Onlara gidince Zehra'm diye ona sarılıyorum. Çocuk önceleri beni yadırgıyordu ve sözlerime anlam veremiyordu ama sanırım o da bu halime alıştı yavrum. Canımın içi. Bazen doğru mu yaptım diye kendimi sorguluyorum. Seninle aynı evin içinde ayrı dünyaları yaşıyoruz. Eskiden yanımdan geçerken sanki beni hatırlayacakmışsın gibi bir hisse kapılırdın. Gözlerin sevgi dolu bakardı. Ama ne yazık ki o gözler artık bana karşı nefret saçıyor. Zenginlik seni şımarttı. Seni tanıyamaz oldum. Aradan uzun yıllar geçti. Hasretin yüreğime derin bir yara açtı. Bugün hasta olduğumun haberini aldım. Doktor kendime iyi bakmamı ve üzülmememi söylese de üzülmemek elde değil. Birkaç parça eşyamı toplayarak evden kalbim kırık, gönlü yaralı şekilde ayrılıyorum. Babasının güzeller güzeli kızını, annesinin gözünün nurunu Allah'a emanet ediyor. Bu defterin de belki bir gün eline geçeceğini ümit ederek sana annenden hatıra bırakıyorum diye yazdığını okuduğunda gözlerine inanamamış, hıçkırarak ağlıyordu Zehra. Anneciğim diye haykırıyor, bir elinde fotoğraf, diğer elinde defter koşuyor. Leman Hanım da biricik kızının ağlama sesini duymuş, Zehra önde, o arkada, hızlı adımlarla ona yetişmeye çalışıyordu. Zehra aradığını buldu. Hatice valizin üzerine oturmuş, sırtını da duvara dayanmıştı. Zehra ellerine sarıldı. Benim çileli annem, benim fedakar annem, ne olur beni affet. Sana söz veriyorum, senin istediğin gibi okuyup iyi bir doktor olacağım inşallah dese de Hatice yanıt vermiyor. Zehra da ses verme işine anlam veremiyordu ama Leman Hanım anlamıştı. Zehra'nın kolunu tutup onu kendine çekti ve ''İnna lillahi ve inna ileyhi raciun'' diyerek kızına metanetli olmasını, annesinin vefat etmiş olduğunu söyleyince Zehra hıçkırıklara boğulsa da annesinden babasının mezarını bulmasını ve annesinin babasının yanına defnedilmesini istedi. Zehra değişmiş, tüm dikkatini derslerine ve Kur'an öğrenmeye adamıştı. Allah'ın Resulü'nün her kim kabristana gider de Yasin okur ve sevabını ölülere bağışlarsa o gün Allah Teala onların azabını hafifletir. Kendisinin de bu kabristandaki ölüler sayısınca sevabı olur. Dediğini öğrendiği günden bu yana her ziyarete gittiğinde muhakkak Yasin-i Şerif okur, sevabını da ana babasına ve orada yatan tüm ölenlere bağışlardı.